87 yaşındaki Abdullah Işıklar'ın camide tabure isyanını sonunda duyan oğlu Darül Aciz'e Abdullah amca ve onun gibi namaz kılarken eylemeyenler için tabure aldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Evet, Allah sevindiniz mi? Bulunduğumuz mekan Darül Aciz'e. Abdullah amcanın sesini elbette ki duyduk. Ben teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızın ve sizin pozisyonunuzda olan gelen herkesin ibadet ihtiyacını karşılayacak bütün imkanlar sağlanacaktır. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ben kendimi camiye zor taşıyorum. Tabureyi nasıl taşıyayım dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na noter tasdikli ihtarname bile gönderdi. Ve sonunda sesini duyurdu. Her cami bunu yapsın. Abdullah amca ilk tabure zaferini kazandı. Onun sesine Darül Aciz'e kulak verdi. Bakın ne yaptı. Burada caminin girişinde bunlar olacak. Buna ihtiyacı olanlar bunu alacak, gayet rahat açacak, istediği yerde oturacak. Her cami sizin gibi alıp böyle kenara yeterli sayıda bu taburelerden koymalı mı? İnsanlar tabii yanında büyük, arkaya yaslanır, sandalye taşıyacak hali yok. Camilerde bunlar da çok öyle kullanışlı ve düzgün olmaz. Ama bu şekliyle bütün camiler öyle zannediyorum bunu sağlayacaktır. 87 yaşındaki Abdullah Işıklar her perşembe hiç aksatmadan Darül Aciz'de yaşayan doktor arkadaşını ziyaret ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karardan sonra buradaki camide de namaz kılarken sıkıntı yaşıyordu. İşte bunun için biz gerekli çözümü ürettik. Bu tip sandalyelerden yeter derecede aldık. Bak bak. Fazla oturamıyorum. Tamam, boyutunu yüksekliğini de yaparız, numarasını da yaparız. Siz bunu yaptınız, örnek oldunuz. Her cami bunu yapsın, depodaki şeylerini çıkarsın, tekrar koysun yerine. Var olanları da biz gözden geçiririz. Onlar daha kullanışlı ise onları da girişe koyarız. Okul sırası gibi sır olmaz. Onun aleyhindeyim. Doğru. Abdullah amca taburesine kavuştuğu için çok mutlu. Teşekkür de ediyor. Ama tek bir isteği var. Diğer camilerde de bu taburelerden bulundurulsun ve onlar da rahat etsin. Taburları koyun, Müslüman namazını kılsın.